milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 2. birleşimini açıyorum. Aramızda çok kıymetli konuklarımız var. Giresun Göreli İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimleri aramızda. Artvin Kemalpaşa İlçe Başkanımız ile Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımız aramızda. Banaz İlçe Başkanımız ile Banaz Kızılca Söğüt Belde Belediye Başkanımız aramızda. Beypazarı İlçe Başkanımız ve yönetimi aramızda. Manavgat İlçe Başkanımız aramızda. Ankara İl Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimi aramızda. Bursa İl ve İlçeler Gençlik Kolları Başkanlarımız, yönetimleri ve üyelerimiz aramızda. Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz aramızda. Ayvalık Belediye Başkanımız aramızda. Kars, Susuz ve Selim Belediye Başkanlarımız aramızda. Artvin, Murgul İl Genel Meclis Üyeleri aramızda. Dikmen Valisi Mağdurlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri aramızda. Kamuda Çalışanlar Derneği Başkanı ve yönetimi aramızda. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Taşeron İşçileri Derneği aramızda. Şimdi Sayın Genel Başkanımızı haftalık sunuş konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Merhabalar, değerli milletvekillerimiz, kıymetli grubumuz, Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı şereflendiren kıymetli konuklarımız, televizyonları başında ya da radyolarından bizi takip eden çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmama bir kıvanç veren bir gelişmeyle, bir kutlamayla başlamak istiyorum. Dün Nobel Ödül Komitesi Nobel Ekonomi Ödülünü ekonomi biliminde uluslararası alanda refah farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldukları için Simon Johnson, James Robinson ile birlikte çok sevgili Daran Acemoğlu'na verdiler. Kendisini yürekten kutluyorum. Kendisi bu toprakların bir evladı, bu ülkenin yetiştirdiği bir değer. Hepimizin çok saygı duyduğu, dikkatle takip ettiği bir akademisyen ve ödül komitesi yaptığı açıklamada Daran Acemoğlu'nun ve arkadaşlarının toplumsal kurumların önemini ortaya koyduklarını söylüyor ve şöyle ifade ediyor. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor diyor. Daran Acemoğlu'nu aradım, hepimiz adına kutladım. Kendisiyle gurur duyduğumuzu ifade ettim. Sayın Meclis Başkanı da aramış. Bundan da memnuniyet duydum. Türkiye'ye geldiğinde meclise davet etmiş. Bu daveti çok yerinde buluyorum. Ve ümit ediyorum ki Sayın Kurtulmuş'un davetiyle Sayın Acemoğlu bu meclise gelirse, bu mecliste, bu ülkeyi kalkındırma yükümlülüğü olan bu mecliste, bu ülkeyi daha zenginleştirmek, bu ülkeyi zenginleştirmek, yoksulluğu bitirme sorumluluğu olan bir mecliste, hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda niçin büyümenin olmadığını Daran Acemoğlu bir kez daha anlatsın. Hep birlikte dinleyelim. Biz buna inanıyoruz. İnanmayanlar inansın, duymayanlar duysun sözünü. Bugün Amasra maden kazasının 2. yıl dönümüydü dün.
43 madencimiz yaşamını kaybetmişti. AK Parti iktidarı işçiye yoksulluk, sefalet, perişanlık ama daha da acısı ölüm getirdi. 22 yılda en az 33.831 iş cinayeti işlendi bu ülkede. Deprem 6 Şubat'ta hepimizin yüreğini yaktı. Hepimiz depremdeki kayıplara ağlıyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. Ama 33.831 teker teker veya 43 kişi birden, Soma'da 301 emekçi birden hayatını kaybediyor. Ama toplamda bir ülkede bir felaket yaşarıp da 33 bin kişi hayatını kaybettiğinde dünya tarihine geçiyor. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı boyunca yeterli tedbirler alınmadığı için dünyada 100 bin kişi başına düşen ölümlü iş kazasında birinci ülke Türkiye. Dünyanın en az gelişmiş ülkeleri dahil Türkiye birinci ülke ve iş kazası toplamında da zaten en kötü ikinci ülke. O yüzden meselenin ne kadar vahim, ne kadar politik, ne kadar tercihe bağlı, ne kadar kar amacı güderken canı yok sayan ve insan hayatını hiçe sayan bir mesele olduğunu hep birlikte bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Amasra maden faciası bir katliam. Bu katliam ihmaller, denetimsizlik ve liyakatsizliğin bir sonucu. O günlerde katliamdan sonra Sayın Erdoğan tutup beklenen açıklamayı yaptı ve dedi ki biz kader planına inanmış insanlarız. Oysa Sayıştay raporlarına baktığımızda bunun bir kader planı olmadığı, aklı olan, vicdanı olan bir iktidarın bunu engelleyebileceği çok açık. Patlama öncesindeki tutanaklar, patlama 14 Ekim günü gerçekleşiyor. 13 Ekim saat 23.43'te, yani patlamanın olacağı güne 17 dakika kala ilk uyarı başlıyor ve patlamanın olduğu saat olan 18.49'a kadar havalandırma vantilatörünün 53 kez ikaz, 355 kez alarm verdiği yazıyor. 53 ikaz ve 355 kez alarm varsa orada kader planına inanmak değil, bilime inanmak lazım. İlk uyarıdan sonra ciddiye almak, ilk ikazla birlikte orayı boşaltmak, o canları kurtarmak lazım. Bunları yapmayıp da kader planında bu varmış derseniz, kader planında o zaman ülkeyi yöneten kişinin vurdum duymazlığı, o işletmeyi yönetenleri atarken ki liyakatsiz atamaları, denetim eksikliklerini hepsini birden görüp bu kader planında Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ölümler üzerinde bir rolü olduğunu kabul etmek gerekir. O yüzden bu mesleğin fıtratında bu var diyorlar. Almanya'da 100 yıldır ölümlü kazalar olmuyorsa bu mesleğin fıtratında bu yok demektir. Fransa'da, İtalya'da bunlar yaşanmıyorsa kader planında bu var demek, kendi sorumluluğunu örtmek demektir. O yüzden bizim kader planımızda bilime inanan, yaptığı işi iyi yapan, kritik görevlere liyakatli atamalar yapan bir iktidarın gelmesi ve bu iktidarı göndermesi bu ülkenin kader planında vardır. Er ya da geç bu gerçekleşecektir. Bu ölümler değil. Türkiye Taş Kömürü Kurumu yaptığı mecliste kurulan komisyonda yaptığı sunumda neredeyse suçu
ölen madencilere atmaya çalıştı. Bu aslında bizim Türkiye'de facia olduğunda herkesin ağladığı, yüreğinin yandığı, sorumluların hesap vereceğine yemin ettiği, madencilerin ailelerine gidip sarılıp evladının hesabı sorulacak dediği ama günü geldiğinde suçluların ceza çekmesi gerektiğinde o suçlularla olan bağlarından, göbekten bağlarından ötürü ölenleri, masumları suçlayan, suçluları aklayan bir süreç hiçbirimize yabancı değil. En son Soma'da yaşadık bunu. Şimdi Amasra'da bunu tekrar etmeye çalışıyorlar. Davanın ilk duruşmasının ardından TTK'nın genel müdürü Kazım Eroğlu apar topar EYT'den emekli edildi. Bu Kazım Eroğlu 7 Ocak 2013'te Kozlu'daki maden kazasında 8 madencinin ölümünden taksirle ölüme neden olma suçundan dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Eroğlu'nun TTK'ya genel müdür atanması, müessese müdür yardımcısının yıllardır madene girmeden maaş alması, genç ve deneyimsiz işçilerin alt kodlara gönderilip üst kodlarda yönetime yakın ve torpilli olanların çalıştırılması, bu komisyona beyan veren işçilerin teker teker söylediği, dönüp baktığınızda da bütün kanıtların ispatladığı bir gerçek. O yüzden siz Kozlu'da 8 kişinin ölümünden suçlu bulunmuş, hapis cezası almış birisini götürüp Amasra'ya koyarsanız ondan sonra kader planında bu varmış diyemezsiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek komisyondaki arkadaşlarımız, gerek ilin milletvekili, gerek bütün davayı takip etmekle görevli hem hukukçu hem ilgili milletvekillerimizle bütün süreci takip etmeye, tüm sorumlular hak ettiği cezaları alana kadar Amasra'yı takip etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki hem Kozlu'da, hem Amasra'da, hem Soma'da biz istediğimiz kadar emeğin yanında olalım. Hayatını kaybedenlerin yanında olalım. Birileri suçu örtmeye, suçluları korumaya, cezalandırılmış olsalar dahi cezalarını çekmeden bunların kayrılmasına gayret sarf ediyorlar. Soma'da kazanın son mahkemesinden sonra mahkeme önünde söylemiştim. Bir kez daha burada söylüyorum. Soma'da da bütün iş cinayetlerinin mahkemelerinde de kayrılanlar, korunanlar, ceza almadan kurtulanlar da bilsin, oranın mağdur, gözü yaşlı anaları, eşleri, evlatları da bilsin. Çok geçmeden bu ülkede bu davalar bir kez daha açılacak, sorumlular hesap verecek, anaların yüreğine su serpilecek. Andolsun ki yapacağız bunu. İki aydır haklı eylemlerini sürdüren, bunun için memleketin Manisa'dan, Soma'dan yalın ayak Ankara'ya yürüyen Fernas işçileri var. Fernas, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Batman milletvekilinin adının ve soyadının ilk ecelerinden oluşan, patronun hala hazırda bu yüce çatı altında milletvekili olduğu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her imkanı yarattığı bir şirket. Soma'da madencilik yapıyor. Soma faciasından sonra söz verildi. Üzerinde durduk, mücadele ettik. Bir günlük hafta tatili 2 güne çıktı. Bir asgari ücret, 2 asgari ücrete çıktı yer altında. Ve bununla ilgili birçok güvence oldu. Fernas, 2 asgari ücreti veriyorum diye, yani 14.004 lira, 34.004 lira
işçiye para ödüyor. Bunun dışında günlerce, her gün saatlerce, günlerce, her ay yer altında fazla mesai yapıyorlar. 1 lira ödemiyor. Hafta tatili var 2 gün. Birini kullandırtmıyor, parasını ödemiyor. Bazen bayramda, seyranda gece gündüz çalıştırıyor, 1 lira ödemiyor. Ve işçiler hakkını arayınca da efendim ben Cumhurbaşkanımıza söyledim, bana hak verdi diyor. İşte bu işçiler Soma'dan buraya yalın ayak yürüdüler. Engellendiler, yine yürüdüler. Ankara'da meclise geleceğiz, önüne engel. Bakanlığa gideyim, engel. Cumhurbaşkanına gidelim, engel. Sesini duyuruyor, çağrı yapıyor, duymuyorlar. En son dün bu saatlerden 2 saat önce, 26 saat önce açlık grevine başladılar. Ankara'nın ortasında bir parkta yemeden, içmeden, konuşmadan sadece ellerindeki kasklarını yere vurarak son kez seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir milletvekilinin işçinin alın terini sömüren, haksızlık yapan, yer altında 301 işçinin öldüğü o havzada emeği sömürülen birinin, emeğini sömüren patron senin milletvekilin ve sana güveniyor. Gittim anlattım diyor. Allah bilir neler dedi. İdeolojik mi dedi? Bunlar solcu dedi. O dedi, bu dedi. Bakın, o işçilerin bir emek bilinçleri var. Ama içlerinde sağcısı da var, solcusu da var. Her görüşten insan var. Soma'nın dağlarındaki köylerden gelmiş gariban, tertemiz evlatlar bunlar. Bir kez daha sesleniyorum. Fernas'ın patronu hak yiyor, kulak kıyıyor ve bunu Erdoğan'a dayandırıyor. O işçilerin kılına zarar gelirse müsebbibi Fernas'ta değildir, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Geçen hafta bu kürsüde dedim ki ben haftaya bu kürsüye bir daha çıktığımda bir ihale olmuş olacak. Aynı Elazığ'da yaptıkları ve bizim Elazığ milletvekilimizin kapalı zarfla bana ve AK Parti'ye teslim edip de ihaleden sonra açtığımızda aynen sonucun çıktığı gibi adrese teslim bir ihale var. İhaleyi Cengiz Holding'e verecekler. Çünkü öyle bir şartname yapmışlar ki o veya ona çok benzer onun yan kuruluşu bir firma girebilir ve bu ihaleyi alacak. İhale bakır madeni ihalesi ve ihale Sinop Boyabat'taki bir maden alanına dair. Bugün buradayım. Birkaç saat önce sabah 9'da ihale yapıldı ve Cengiz Holding'e ait Eti Bakır AŞ ihaleyi aldı. Aynı söylediğimiz gibi. Adrese teslim ihaleyi verdiler. Peki ihale tutarı ne kadar? 3,5 milyar TL. MTA'nın raporuna göre sahada ne kadar cevher var? 79,8 80 milyon ton cevher var. Bunun bugünkü değeri ne kadar? 456 milyar lira. 3,5 milyara 456 milyarlık cevheri alıyor. Rezervin tutarıyla ihale tutarı arasında 123 kat fark var. İhalenin iptali için bir çevre derneği yargıya başvurmuş. Genel Başkan Yardımcımız Deniz Bey yakından takip ediyor. Hukukçularımız yakından takip ediyorlar. Biz de takip ediyoruz. Biz bunun peşini bırakmayız. Ama değerli vatandaşlarım, çok kıymetli, her görüşten, her siyasi görüşten vatandaşlarımız, 3,5 milyar liralık cevher hepimizin, bütün Türkiye'nin,
düzeltiyorum, 456 milyar liralık cevher hepimizin, bütün Türkiye'nin. Tayyip Bey bunu 3,5 milyar lira veren Cengiz'e, Cengiz Holding'e veriyor, yandaşına veriyor. Siz AK Partililer, MHP'liler 450 milyarlık malınızı 3 milyara yandaşına versin diye mi Tayyip Bey'e oy verdiniz? Onlara versin de Tayyip Bey versin, o sussun diye mi Devlet Bey'e oy verdiniz? 456 milyarlık bu milletin bakır cevherini 3,5 milyara Cengiz Holding'e peşkeş çekenlere yazıklar olsun. Bunu unutmayacağız. Günü gelince bunu unutmayın. Bunun hesabını sorun. Baba oğula vermiyor, kardeş kardeşe vermiyor, komşu komşuya vermiyor. Bir malı 123'te birine. Ne imtiyazı varmış? Nasıl bir ilişki varmış da bu Cengiz Holding nasıl bir yapıymış da veriliyor? Bir de bu işin bugünkü boyutu. Elazığ'da ne oldu? Verilenin 10 katı cevher çıktı. Fazlası çıktı. Burada da aynıları olacak. Bu hak değildir, vicdan değildir, insaf değildir. Yapılan iş ahlaki değildir. Yapılan iş ne ahlaka sığar, ne dine sığar, ne imana sığar. Bu kadar haksız kazanç, kazanç değildir. Bu soygundur. Soyan Cengiz Holding'dir. Soyulan hepimiziz. Soyan da, soyduran da bugünkü iktidardır. Buna sessiz kalmayacağız. Takip edeceğiz ama vatandaşlarımızın bunu unutmamasını diliyorum. Ve yine çok üzüldüğümüz, kahrolduğumuz gençlerin ağladığı, milletvekilimizin gidip başında durduğu, orada gözyaşı döktüğü bir olay. Cuma akşamı Gebze'de, pazar günü Ümraniye'de yüreklerin kaldırmayacağı görüntüler yansıdı. Aslında bunun böyle olacağını biliyorduk. Hayvanları koruma kanununu getirdiler. Kanunda bir değişiklik öngördüler. Biz buradan itiraz edene kadar bu grubumuzdaki arkadaşlar hem bütün sahada hem komisyonda hem mecliste sonuna kadar direnene kadar vatandaşlarımız haberdar olup partimizin yaptığı haklı muhalefete toplumsal bir destek verene kadar kanun şöyleydi. Canları sokaktan alacak, götürecek barınağa koyacak, barınakta 2 ay tutacak, sahiplenmeyeni zehirleyecektiler. Olmaz dedik, itiraz ettik, büyük itirazların sonunda şuna çevirdiler. Hadi barınak yapmak için 2028'e kadar süre, bu da yanlış bir iş. Yani katkı sağlayıp hızla barınak yaptırmak, kapasiteyi arttırmak lazım. Zaman tanımak, bugünlerde barınaksızlığı da kanuni görüyor. Alacaksın, kısırlaştırıp aşılaştırıp tekrar bırakmayacaksın diyor. Barınakta tutacaksın diyor. Sonra alacağım alacağım getireceğim, alacağım alacağım getireceğim, geri de götürmeyeceğim. Ne yapacağım? Kanun gizlice şöyle diyor. Bu CHP çok uğraştı, toplum çok tepki gösterdi. Gençler çok tepki gösterdi, o kadarını yazamadık. Çok kalabalıksa sen bilirsin yapacağını diyor. İşte Gebze'de ve Ümraniye'de onu yaptılar. Canları zehirlediler, öldürdüler, hepimizi kahrettiler. Övünç duyduğumuz, kıvanç duyduğumuz husus şudur ki, ilk gün ben de söyledim, teker teker milletvekillerimiz de söylediler, teker teker belediye başkanlarımız da açıkladı. Biz bu katliam yasasını uygulamadık, uygulamayacağız, asla da uygulatmayacağız. Ama kendi belediyeleri, örtülü mesajı alanlar, aynı kafada olanlar canlara kıyıyor. Buradan
bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki 2019'da meclisteki bütün partiler toplandık. Görevlendirdik milletvekillerimizi. Bir komisyon çalıştı ve bir karar verdi. Bu işin bir boyutu toplama, bir boyutu büyük barınaklar yapma, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme ama öbür boyutu para. Bunun için şans oyunlarından, at yarışlarından, milli piyangodan, belli vergilerden kesintilerle bir hayvan hakkı fonu oluşsun dendi diyen sadece CHP, DEM, İYİ Parti değil, MHP ile AK Parti de altına imza attı. Bunu yapmadan, bu kaynağı vermeden sen topla, topla, geriye de bırakma dersen işte bu yapılanlar oluyor. Bu cinayet sorumsuz yasama anlayışının eseridir. Derhal bu kanun değişmelidir. Buradan bu çağrıyı yapıyoruz. Millet grup başkan vekillerimiz birazdan açılacak mecliste. Bu konuyu dile getirecekler. Bu konuda gruplara çağrı yapacaklar. Arkadaşlarımız değişiklik tekliflerini komisyonlara iletecekler. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama bir çağrım da Anayasa Mahkemesi'nin sayın üyelerine. Biz zaman geçirmeden bu katliam yasasını, örtülü katliam yasasını, biz uygulamasak da birilerinin uyguladığı bu yasayı Yüce Mahkeme'ye taşıdık. Yüce Mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Bu yasanın yerine yeni yasa için de öyle çok uzun bir süre değil, çok kısa, makul bir süre vermeli ve bir an önce bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin her birinin çocukları, torunları olan kıymetli üyelerine sesleniyorum. Torununuzun gözüne bakın. Bu gevzede yaşandığında torununuzun gözündeki korkuya bir bakın, endişeye bakın, öfkeye bakın ve bir an önce bu dosyayı karara bağlayın. Bu katliam yasası durdurulmalıdır ve durdurulacaktır. Daha 3 hafta önce Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Sayın Şimşek, ekonominin iyiye gittiğini, yeni vergiler getirmeyi düşünmediklerini söylemişti. Daha sözlerinin haber olduğu gazetelerde mürekkepler kurumadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti grubu 12 maddelik bir teklif getirdi. Aslında bu teklif bugünden bakıldığında hiç sürpriz değil. 1 Ekim günü Sayın Erdoğan meclisi açış konuşmasında kürsüde demişti ki İsrail'in ki konuşmasının o noktaya kadarki kısmında dünyaya yaptığı çağrılar, Türkiye'nin bir birlik halinde Filistin'e sahip çıkması, İsrail'in yaptığı katliama yaptığı vurgularda bir sorun yoktu. Ama dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi biziz, Türkiye'dir dedi. Buna bir anlam veremedik. Bunu ne dış politikacılar, ne güvenlik uzmanları, ne birazcık olsun bu meseleyi yakından takip eden kimse anlam veremedi. Ve bu işte bir bit yeniği var dedik. Galiba evet açlık var, yoksulluk var, işsizlik var ama büyük bir tehlike var. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Bunun için bizi destekleyin demek istiyor. Yani yönetimdeki beceriksizliğini örtmek için İsrail tehlikesini ortaya atıyor dedik. Bunu geçmişte de yaptıklar oldu. Şimdi susacak. Televizyonlar bunu konuşacak. Tayyip Bey'in bir bildiği var diyecekler. Eski MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı gizemli laflar edecek. Milli Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın, Ordu'nun
bütün deneyimine, birikimine, istihbaratına, imkanlarına, kahraman ordumuzun gücüne rağmen bir şey diyemeyecek. Bu korku yayıldıkça yayılacak. Tayyip Bey de bu güvenlik kaygısının konforunu yaşayacak. Anketlerde birinci sorun hayat pahalılığı, iki enflasyon, üç işsizlik peşi sıra gidiyor ya. Güvenlik kaygısı aşağıya düşmüş. Tayyip Bey bundan rahatsız ya. Buna hamle yapıyor dedik. Bu doğruydu. Ve bunu ortaya çıkarmak için bilinen bir yol var. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilip bazılarının unuttuğu, bazılarının hiç öğrenmediği bir şekilde dedik ki gelin bakalım. Bunu öyle susarak bir bildiğimiz var diyerek geçiştiremezsiniz. Ne yapacağız? Oturacağız, anlatacaksınız. Kapalı oturum istedik. Kaçamadılar. Geldiler. Kendisini çağırdık, gelmedi. İki bakanını gönderdi. Tabii kural belli. Kapalı oturumun da ne konuşulduğunu 10 yıl söyleyemezsiniz. Ama zaten söylenmeyecek bir bilgiyi bu meclise verse, bir devlet sırrını verse, tüm meclis, hepimiz bunun gereğini yaparız. Ama mış gibi yapıp, havanda su dövüp, milleti kandırmalarına izin vermeyelim. Hadi bakalım kapalı oturuma gelsinler dedik. Kapalı oturumda ne söylediğinizi açıklamayız. Ama söylemediğinizi ifşa ederiz dedik. Tam da dediğimizi yaptılar. Bir kelime sizin bilmediğiniz, bizim bilmediğimiz bir şey anlatmadılar. İsrail Türkiye'ye saldıracak diyemediler. Kanıtını ortaya koyamadılar. Etrafından dolaşıp ne biliyorsak onu baştan anlattılar. O zaman bu ifşa oldu. Peki bugün Sayın Bahçeli tepki göstermiş. Erdoğan yakıştıramadım demiş. Peki Sayın Bahçeli siz de oradaydınız. Çıkın bu milletin gözünün açına içine baka baka deyin ki ben bakanları dinledim ve İsrail'in Türkiye'ye saldıracağına ikna oldum diyemez. Bir MHP'li bunu diyemez. Bir AK Partili diyemez. O gün kapalı oturumu izlemiş akıl ve vicdan sahibi bir milletvekili bunu demedi, diyemez, demeyecek. Ama esas niyet cambaza bak derken milleti oyalamak sanıyorduk. Cambaza bak derken bunun yanında bir de milletin cebine el atacaklarmış. Attılar. Savunma sanayi destekleme fonu getirdiler. Meğersem tehlike büyük. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Savunma sanayine hep beraber destek olacağız. Nasıl olacağız? Vergi beyannamelerinden 600 TL. 100 bin lira üzeri kredi kartlarından 750 TL. Motorlu taşıtlar vergisinden muaf olan elektriklisinden, küçük silindirlisinden hem ÖTV hem %20'si savunma sanayi fonuna. Her gayrimenkul alım satımından, alandan para, satandan para. Birinci el arabadan 3000 lira, ikinci el arabadan 1500 lira. Noterdeki her işlemden 75 lira, her işlemden. 5 liranın üstündeki, 5000 liranın üstündeki kol saatlerinden para. Drone uçuruyor çocuklar, askeri amaçlı olmayan tüm dronlardan para. Akla gelebilecek her şeyden para. Hesap kitap hızlı yapıldı. 70-80 milyar dediler. Bugün mali müşavirler hesap yapmış. Sadece beyannamelerden 75 milyar toplayacaklar. Ne için? Efendim İsrail saldıracak. Tehlike büyük. Pamuk eller cebe. Meğersem o gizli oturumda havanda su dövdükleri Tayyip Bey'in hesapla gizli oturumu hesap edemeyip bir bildiğimiz var tehlike büyük deyip akşam televizyonda konuştuklarının hepsi
hepimizden bu paraları almak içinmiş. 22 yıl önce tam tersini savunup, ki o zaman büyük bir deprem vardı. O depremden dolayı ülke çok zor durumdaydı. O günlerde bunlara itiraz ederek geldiler. İktidarlarının ilk yılında söz vermişlerdi. 30 Temmuz 2003'te kredi kartı sözleşmelerini damga vergisinden muaf yaptılar. 21 yıl sonra tüm kredi kartlarının %50'sinden her isteyene istemeyene kart veriyorlar. Sormadan limit arttırıyorlar ve tüm kredi kartlarının yarısından 21 yıl sonra yepyeni bir vergi alıyorlar. Vergi neyden alınır? Kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor, alan vatandaş mı kazanıyor? Krediyi çekecek, çekmemiş, limit vermiş, kendi kendini arttırmış, alışveriş yapandan da değil, yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor. Ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil, kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çekiyor. Buradan şunu söylüyorum. Bu kredi kartlarından bu 750 lira parayı kaldı ki şöyle yapmış. Ocak geldiğinde %40 mı enflasyon, yeniden değerleme. %50 de arttırma imkanı var, %60. 750 lira artacak, 100 bin limiti artmayacak. Herkesin kartları bir buçuk yılda bunun üstüne çıkacak. Tüm kartlardan alacaklar. Şimdi yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan deli dumrula diyorum. Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın. Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Alacaksan Türkiye'nin en çok para kazanan bankalarına gidip ondan alacaksın. Ondan alacağı kredi kartıyla çocuğuna mama alan, bez alan, evladının ilacını alan, evinin tüpünü ödeyen, evladına süt alan, anasının evinin doğalgaz parasını kredi kartından çektiren garibanın yakasından düşeceksin kardeşim. Bir diğer mesele, eli kulağında bakıyorlar, ölçüyorlar. Ölçümler pek istedikleri gibi değil ama kutuplaşmadan da çok medet umuyorlar. Karaharp Okulu mezuniyet töreninde genç teğmenlerimizin ebedi başkomutanları, partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyete bağlılıklarını gösteren genç teğmenlere soruşturma açmışlardı. Dikkatle takip ediyoruz. Ama o okuldaki Karaharp Okulu'nda görev yapan subaylara, yani askeri idari personele soruşturma açıp 30 ila 40 tanesini farklı yerlere tayin etmişler. Yani o yaşananlardan orada çalışan subayları sorumlu tutuyorlar. Birincisi, o subaylar ki 15 Temmuz gecesini milletin, devletin, hepimizin yanında geçirmiş. O subaylar ki FETÖ'cü olsalar şimdi içeride olurlardı. Yetki elinde, bilgi elinde. O subaylar ki o günden bugüne bu ülkesine hizmet etmiş. O teğmenlerin her sene yaptıkları ama yansıyan ama yansımayan, geçmişte senin gözünün önünde olan o töreni yapıldı diye oradaki idari personeli, askeri idari personeli cezalandırıyorsun. Bu yanlıştır, haksızlıktır.
ve niyetleniyorsun ki o teğmenleri ordudan hepsini değilse de 30'unu atayım, 20'sini atayım, birkaçını atayım. Esas mesele oradaki sözün kendisinde. Sayın Erdoğan, hiç rahatsız olacak bir şey yok. Ne demiş teğmenler? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kimin olacaklar? Şimdi o teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecek de Trikopis'in askerleriyiz diyecek. O teğmenler Mustafa Kemal'in tarafında. Sizin Mustafa Kemal'e zerre muhabbet besleyen, ne ölüme ne dirime gelsin diyen Fesli Dalikedir'in dirisine sen gittin, elini sıktın, elini öptün, hürmet ettin, cenazesine 5 bakan gönderdin. Biz Mustafa Kemal'in tarafındayız. Senin o çok hürmet ettiğin Fesli Dalikedir Yunan'ın tarafındaydı. Keşke Yunan kazansa diyordu. Biz tarafımızı muhafaza ediyoruz. Anlaşılan bu teğmenler ceza alırsa sen de tarafını tekrar göstereceksin. Ayrıca siyasi parti ayrımı olmaksızın sorulduğu bütün anketlerde tüm siyasi görüşlerden vatandaşlarımız teğmenler meselesinde cezalandırmayı yersiz, teğmenlerin tavrını da doğru buluyorlar. Bu millet teğmenlerin karşısında duran, bu anlayışa karşı durması gereken doğru yerde duruyor. Bu millet genç teğmenlerin yanında, devleti teğmenlerin karşısına dikenlerden de ilk sandıkta hesap soracak. Herkes bunu bilsin. Geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği'nin seçilen yeni yönetimi Sayın Alpay Azap ve Merkez Konseyi bizleri ziyaret etti. Tabii hepimiz çok sayıda acıyı yaşıyoruz. Şöyle bir hatırlayalım. Sadece Ekim ayında, yani değerli milletvekillerim, meclisin açıldığı 1 Ekim'den bugüne kadar Kahramanmaraş'ta Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nde sağlık çalışanları pompalı tüfekli bir saldırgan tarafından rehin alındı. Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi'nde yatan bir hasta hastaneye gelen birisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Körfez Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan hekimler bir kişinin saldırısına maruz kaldılar, darp edildiler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi acil serviste görev yapan asistan ve intern hekimlere hasta yakınları saldırdı. Buca Kuruçeşme 8 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde saldırıya uğrayan bir aile hekiminin kafasında çatlaklar oluştu, ağır yaralandı. AK Parti iktidarı boyunca hekime ve sağlık emekçilerine karşı şiddet hızla artıyor. Bu konuda defalarca kanuni düzenlemeler yapıldı. Yapılırken biz muhalefet partileri tabip odalarının, Türk Tabipleri Birliği'nin taleplerini söyledik. AK Parti bildiğini yaptı. Onun bildiğiyle hiçbir sonuç alınmadı. Ve acil servislerde çalışan hekimlerin %84'ü görevleri boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmışlar Türkiye'de. Tabip odasının, Ankara Tabip Odası'nın yaptığı çalışmaya göre 2015'ten bugüne kadar beyaz kod uygulaması, yani şiddete maruz kalan doktor beyaz kod veriyor. 120 bin sözlü ve fiziksel şiddet olmuş
O günden bugüne kadar Şahlık'taki şiddetin önüne geçmek için öncelikle ve öncelikle hastalansınlar iyileştiririz değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yapmak lazım. Türk Tabipleri Birliği geldiler, önerilerini sundular. Bunu arkadaşlarımız bir kez daha ilgili komisyonlarda ve genel kurulda hayata dile getirecekler. Hayata geçmesi için, karşılık bulması için çaba sarf edecekler. Ama en başta hekime karşı şiddetin önlenmesi için, başta TTB ve diğer sağlık meslek örgütleri, sağlık alanındaki sendikalara kulak kabartılmasını, hekim-hasta ilişkilerinin sağlıklı şekilde işlemesine, yürümesine olanak vermek için, güvenli çalışma ortamı için tıbbi, teknik ve idari önlemlerin alınmasını, artık hekimlerin hedef gösterilmemesini, biz gelmeden önce doktor hastayı azarlardı, şimdi hasta doktoru pataklıyor gibi patavatsızlıklara bir an önce son verilmesini, cezasızlık algısıyla mücadele bugünlerde gündemdeyken esas olarak bunun sağlık çalışanlarına şiddet konusundaki caydırıcılığın arttırılmasında da değerlendirilmesini ve hızlı bir şekilde bu konuda bir seferberlik ilan edilmesini talep ediyor Türk Tabipleri Birliği. Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, deprem bölgesinde aksayan acil ve gündelik sağlık hizmetleri için yeni tedbirler alınmasını, teşvikler verilmesini, hep birlikte oradaki hekim ve sağlık emekçisi sayısının arttırılmasını, hekim emeğinin hor görülmemesini ve hekime karşı yapılan ücretlendirme noktasında bunların tek kalemden oluşup hekimlerin emekliliğine de yansımasını, hekimlerin gelecek kaygısının ortadan kaldırılmasını, yurt dışına hekim göçünün bir an önce sonlandırılmasını talep ediyorlar. Ve biz de hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık emekçilerimizin Cumhuriyet Halk Partisi olarak haklı taleplerinin her zaman olduğu gibi şimdi de sonuna kadar yanındayız. Doktorlarımızın, emekçilerimizin arkasındayız. Eğitimde sorunlar çok fazla. Bu cumartesi günü sabah saatlerinde Ankara Hasanoğlan'da, Hasanoğlan Köy Enstitüsü ki 1940'larda Köy Enstitüsü olarak efsanevi çalışmalara ve çok hizmet etmiş, çok kıymetli mezunlar vermiş Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde eğitim konuşacağız. Çok önemli bir çalıştay gerçekleştireceğiz. O güne dikkatlerinizi çekmek ve eğitime önem veren, bugün evladının aldığı eğitimden memnun olmayan ve verdiği eğitim hizmetinden tatmin olmayan öğretmenleri, evladının aldığı eğitimden memnun olmayan tüm velileri ve sektörün, alanın tüm paydaşlarını cumartesi günkü eğitim çalıştayımıza davet ediyorum. Bugün ebeveynlerin yarısından fazlası çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarını, her 5 ebeveynden 3'ü imkanı olsa çocuğunu özel bir okula göndermek istediğini, devlet okullarına güvenmediğini ve çocuğunun aldığı eğitimden memnun olmadığını ifade ediyor. Ve toplumun %81'i eğitimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısız olduğu bir alan olarak tanımlıyor. Bu şartlar altında cumartesi günü bu konuları gün boyunca uzun uzun konuşacağız, tartışacağız. Ama bir hususu üniversite öğrencilerine verdiğim sözden dolayı burada ifade etmek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıldır iktidarda. Tayyip Bey dönüp dönüp öğrencilere diyor ki,
Biz gelmeden önce üniversite öğrencisine verilen burs 45 liracıktı. 45 liracıktı. Biz şimdi kaç lira yaptık? Oradan biri bağırıyor. 2000. Ya 45 lira nerede? 2000 lira nerede? Bakın tam oradayız. Bu memlekette 3 tane hesap var kabul gören. Çeyrek altın, asgari ücret ve simit. Doğru mu? Bakın o küçük gördüğü 45 liracık. Bir simit 20 kuruşken 2002'de 225 simit alıyormuş. Bugün verdiği 2000 lira 133 simit alıyor. İkinci hesap. O gün asgari ücret 45 lira, verilen asgari ücretin %27'siymiş. Bugün 2000 lira asgari ücretin ancak %11'i. %11'i. Ve o gün çeyrek altın 26 lira. İnanmayan çarpsın. Bugün 4900 lira. O gün küçümsediği 45 liracık 26 liralık çeyrek altından 1.7 çeyrek altın alıyormuş. Bugün 2000 lira 4900 lira çeyrek altından 0.4 çeyrek altın alıyor. Yani çeyrek altın üzerinden 4 kat, simit üzerinden 2 kat, asgari ücret üzerinden 3 kat azalmış üniversite öğrencisine verdiği burs. Şimdi buradan bütün öğrencilere diyorum ki, bizim zamanımızın öncesini bilmezler. Eski Türkiye şöyleydi, eski Türkiye böyleydi. Tayyip Bey gölge etmesin, son 22 yıllık gölgeyi çeksin, eski Türkiye'dekini versin. Eğer asgari ücrete göre verecekse 5000 lira, çeyrek altına göre verecekse 8300 lira öğrencilere eğitim öğretim bursu vermesi lazım. Tayyip Bey, bak işte nereden nereye diyorsun. 2000 lira vermek nereye? Rahmetli Ecevit'in bugünkü parayla verdiği 8300 lira nereye? Bütün öğrencileri ve ailelerini, gördükleri tüm AK Partili milletvekillerine, AK Parti'yi savunan herkese bu hesabı anlatmaya, evlatlarının hakkını bu iktidardan sormaya davet ediyorum. Diğer yandan Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin barınma sorunu var. Devletin görevine öğrenciye yurt yapmak. Türkiye'de 100 öğrencinin 13'ü yurtta, 87'si başının çaresine bakacak. Evde mi kalır? Özel yurda mı gider? Bir yakınının yanına mı gider? Çadırda mı yatar? Ya da baş edemeyip memleketine mi döner? %87'ye başının çaresine bak diyorlar. Diğer taraftan bu rakam İstanbul'da %2.6. İstanbul'daki 100 öğrenciden 2.6'sına devlet burs veriyor. Geri kalan %97.4'üne başının çaresine bak diyor. Bu yüzden bu iktidara geçmişte oy vermiş ve bugünlere gelmiş tüm anne babalara diyoruz ki devletin asli görevi yurt yapmaktır. Biz yerel yönetimlere gelene kadar İstanbul'a biz gelip de hiç olmayan yurtlara ilk adımı atana kadar İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane yurdu yoktu. Şu anda 61 tane yurt var. Bunu da vatandaşlarımızın bilgisine sunuyorum. İstanbul Büyükşehir'i de, Mersin'de, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da ve tüm Türkiye'de öğrenci yurtları yapan bütün belediye başkanlarımızı da alınlarının ortasından öpüyorum.
kalıcı yaz saati uygulaması vatandaşlarımızı çıldırtıyor. Bundan 8 yıl önce damat al bayrak, göya tasarruf edeceğiz diyerek, 4,5 milyar tasarruf edeceğiz diyerek kalıcı yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi. Yaz saati uygulaması 6 ayda bir ileri geri alınırdı, kalıcı hale getirdi. Videolarda nasıl namaza kalkıyoruz artık yatmıyoruz diye gençlerle yumruk çakıyordu. Neymiş efendim? Sabah namazına kalkıyormuş, yatmadan güne devam ediyormuş. Bu hesapla 4,5 milyar lira avantaj sağlayacağız dedi. Bir tane rapor bu hesabı doğrulamadı. Bir kuruş avantaj sağlandığına ilişkin çalışma yok. Aksine eskiden kış saati uygulaması varken sabah okullarda, iş yerlerinde ışıklar açılmazdı. Sokak lambaları çocuklar çıkmadan sönerdi ya da onlar yoldayken sönerdi. Şimdi okula varılıyor zifiri karanlık. Sokakta lamba yanıyor, okulda lamba yanıyor, sabah giyinirken evde lamba yanıyor ama göya bizimkiler tasarruf ediyor. Türkiye ile aynı zaman diliminde birçok Avrupa ülkesi var. Hiçbirisi bunu akıl etmiyor. Hepsi zarar ediyor. Bir tek bizim aklı bollar kendilerince tasarruf ediyor. Ama esas mesele sabahın köründe servise giden işçi kardeşim. Küçücük çocuklar karanlıkta ve korkarak, endişe ederek okullarına, iş yerlerine gidiyorlar. Buradan bir kez daha akıl ve vicdan sahibi tüm bürokratlarımıza diyoruz ki lütfen çalışın, rakamları çıkarın, bu beylerin önüne koyun, bu tuhaf uygulamadan lütfen bu ülkenin öğrencilerini, gençlerini, çocuklarını, erken saatte işe giden emekçilerini kurtarın. Maalesef geçtiğimiz hafta kadın cinayetleriyle, çocuk istismarlarıyla, aydınlatılmayan cinayetlerle meşgul olduk ve üzülüyoruz. En son Narin Günan'ın katillerini hala daha ortaya çıkmadı. Efendim, hangi odada olduklarını tespit ettik, yakında bulacak diyorlar. Adalet Bakanı'nı takip ediyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki Rojin Kabayiş'in 18 gündür kaybını takip ediyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından kötü haberler geliyor. İktidar partisi çıkmış, cezasızlık algısı var diyor. Cezasızlık algısı vardır. Çünkü bu memlekette bu suçları işleyenler çok kısa sürede tekrar aramıza karışmaktadır. Peki bunu kim yapmaktadır? Bugüne kadarki yargı paketlerini kim yaptıysa, uyarılarımızı kim dinlemediyse, infaz kanununu zırt pırt kim değiştirdiyse, cezaevlerini dünya kadar suçsuz, günahsız öğrenciyle, gazeteciyle, önüne geleni terörist ilan eden bu anlayış yüzünden kim doldurup Covid'de kim çaresiz kaldıysa cezasızlık algısına sebebiyet verenler onlardır. Türkiye'nin geçtiğimiz hafta iki tane majör gündemi vardı. Bir tanesi İsrail korkusu vergisi, ikincisi cezasızlık algısı. İşte size Cumhur İttifakı'nın 2024 Türkiye vizyonu. İkisinle de akılcı, kanıta dayalı, vatandaşın sesini duyan, sorunu gören ve çözüm için en doğrusunu öneren ama bu iktidarın peşine takılmayan, arkasına dizilmeyen, suçlarına, hatasına ortak olmayan, yaptığı kötülükleri görünmez kılmayan etkin bir muhalefetle bu haftada mecliste ve tüm Türkiye'de doğruları söylemeye, savunmaya, doğru yolu göstermeye, suçluları işaret etmeye devam edeceğiz.
Bir yandan millet geçim derdindeyken Tayyip Bey emekliye, asgari ücretliye, çiftçiye, emekçiye, esnafa verdiği sözleri tutmazken Hüdapar'a verdiği sözleri tutuyor. Kadınları ortada bırakıp arkasından devleti çekip İstanbul Sözleşmesi'nden bir imzayla çıktıkları gibi şimdi de o Hüdaparcıların açtığı tartışmayı, anayasanın ilk 4 maddesi tartışmasını kendileri sürdüremiyor. Sorunumuz yok diyor, konuşmayız diyor ama o mayınlı araziye Numan Bey'i yolluyor. Numan Bey göya entelektüel bir tartışma yapacak. Çıkmış bir de en son şunu söylemiş. Kendimizden ve ne yapmak istediğimizden çok eminiz. Kim? Kim? Anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak meclis başkanlığının kurumsal görüşü değilse, üzerine yemin ettiğimiz anayasanın değişmez maddesini konuşmak tarafsız meclis başkanının işi değilse, bu çoğul laf kimin? Kimsiniz siz? Meclis başkanı bir kişidir. Tarafsızdır. Hiçbir partiden, hiçbir görüşten taraf olamaz. O anayasadan taraftır. İş düzükten taraftır. O eşitlikten taraftır. Hakkaniyetten taraftır. Doğrusu budur. Kendimizden ve yapmak istediklerimizden eminiz. Kimsiniz siz? 4 Hüdaparlı'yla bir sensen 5 kişisiniz en az. Senin yanında MHP var mı? Bugün gördüm ki Devlet Bey baktı ki o gittiğin yolda mayına bastı, seni bıraktı. Tayyip Bey yanında durmadı. Şimdi bakalım ne diyeceksin? Ama hepimiz bu oyunun farkındayız. Bu Hüdapar, gerek Hüdapar üzerinden, gerek yeniden bir kez daha seçilebilmek ümidiyle anayasayı, yani Erdoğan'a değil Erdoğan'a yapılmış anayasayı yeniden Erdoğan için değiştirmek amacıyla 1001 numarayla anayasa masasına bizleri çekebilmek, partileri çekebilmek için 1000 yol deniyorlar. Bir tanesi de Kurtulmuş'un seçtiği yoldur. Hiç öyle entelektüel tartışma yapıyorum, havalarına girme. Net bir mevzu var. Biz orayı okuduğumuzda şunu görüyoruz. Orada yazanın ruhu şudur. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle de, milletiyle de, ülkesiyle de bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalıdır, nokta. Yok, öyle yazmayalım, böyle yazalım. Sen diyorsun ki üzerinde kalem oynatalım. Ona gelince senin Hüdapar bayrağa karşı, Anıtkabir'e karşı, başkente karşı, İstiklal Marşı'na karşı, öbürü başkasına karşı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi anayasanın ilk 4 maddesinin tartışmaya açık olmadığının ve değiştirilemez olduğu fikrinin taş gibi yanındadır, arkasındadır. Bu memlekette, bu ülkede bu konu tartışmaya kapalıdır. Sayın Bahçeli bugün yine uzun bir süreyi bana ayırmış. Demiş ki normalleşme çığırtkanları, normalleşme takıntısı olanlar diye lafa başlamış. Sonra dönmüş dolaşmış, uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir demiş. Bir kere Sayın Bahçeli, bu normalleşmeyi tahmin ediyorum, neden bu noktaya geldiğini biliyorum. Geçen evveli haftalarda sen de il başkanlarını topladın. Ben bu hafta sonu Türkiye'den 81 il başkanımız 3 gün oturdular, konuştular, tartıştılar. Dedikleri şu: normalleşme millette karşılık buldu. Normalleşme Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset alanını açtı. Normalleşme milletin tüm görüşleri birbirine ifade etmesine,
gerçek bir demokrasiye olanak sağladı. Anketlere bakıyoruz, normalleşmeye destek. Tayyip Bey yumuşama diyordu, kimse yumuşama demek istemiyor. Muhalefette yumuşamayacağımız belli. Bu meclis grubunun görevini yaparken yumuşamayacağı belli. Ama siyasetçilerin kayıkçı kavgasına, birbiriyle konuşup değil de bağırışmasına, evde kavga eden anne baba gibi çocuğun ikinimizi de duymak istemiyorum diye kulağını kapamasına Tayyip Bey'in ihtiyacı var. Çünkü açık kulaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksullar için konuştuklarını, hayat pahalılığı için konuştuğunu, demokrasi için konuştuklarını duyduklarında bize hak veriyorlar. O yüzden kutuplaşma, o yüzden gerginlikler isteniyor. Baktılar, gördüler ki anketinde, kamuoyu araştırmasında, toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lüzumsuz tartışmalardan kaçan, sürekli vatandaşın derdinden söz açan, vatandaşın gerçek sorunlarını tartışan, ona mecliste alan açan, ona sokakta, mitingde alan açan siyaseti karşılık buluyor. Devlet Bey normalleşmeye karar verdi. Devlet Bey demiş ki, uzattığım el hesapsızdır, iyi niyetlidir. Deme uzattığı eli söylüyor. Düne kadar kapatılsın dediği partiye, hazine yardımına el konsun dediği partiye, el konmayınca Anayasa Mahkemesi de kapatılsın dediği partiye, terör odağı yuvası dediği partiye, bize, o partiye, seçilmiş milletvekillerine diyalog kurduğumuz için, el sıktığımız için demediğini bırakmayan Devlet Bey, uzattığım el hesapsız kitapsızdır demiş. Ben ona diyorum ki, Devlet Bey, doğrusunu yapıyorsun. El uzatmak iyidir. El sıkışmak iyidir. Konuşmak kavgadan iyidir. Diyalog kuru inattan iyidir. Barışmak küslükten iyidir. Bu yaptığın için seni eleştirmiyorum. Dün bana dediklerini dönüp de şimdi sana söylemiyorum. Diyorum ki el uzatman doğrudur. Milletin temsilcisine uzatılan el milletin kendine uzatılan eldir. Milletin temsilcisine gösterilen saygı onu seçene gösterilen saygıdır. Bir partiyi yok saymak ona oy veren seçmeni yok saymaktır. Yıllardır bunu yapmadım. Yaptığınız için size karşı çıktım. AK Parti'ye karşı çıktık. Ve milletin tercihi sanaysa milli irade, milli irade baş tacı. Tercihi banaysa milli iradeyi al aşağı, beka sorunu. Demeyse milli irade, milli irade değil, bölücülük, terör örgütü. Bu anlayıştan vazgeçmek doğrudur. O yüzden bu sürecin kendisine dair efendim Cumhuriyet Halk Partisi ne söyleyecek? Bir kez şunu söyleyeyim. CHP ne söylerse kendi söyleyecek. TV'deki yorumcular ağzıyla bir takım ezberlerle, bir takım maksatlarla veya bir takım hesaplarla konuşanların ya da hesapsız kitapsız 3-5 fazla reyting için ortalığı gerenlerin ağzıyla değil, bu parti konuşacaksa genel başkanının, grup başkan vekillerinin, sözcülerinin, milletvekillerinin ağzıyla konuşacak. Ayrıca bu parti konuşmak için ya da kendi milliyetçiliğini ispat için Devlet Bey'den icazet almayacak. Bu parti demokratik bir açılım yapmak için DEM'den de bir çağrı beklemeyecek. Ama beklenenlere şunu söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim. Bu parti gelecek hafta genel başkanıyla, kuvvetli bir milletvekili grubuyla, yöneticileriyle Diyarbakır'da olacak, Batman'da olacak, Mardin'de olacak, Şırnak'ta olacak, Hakkari'de olacak, Van'da olacak. Bu parti orada
açılan yumruklar sıkılsın diye değil, eller birbirine kavuşsun diye. Birbirini duymayan kulaklar yeniden kapansın diye değil, birbirine kulak versin diye. Bu parti gözyaşlarının durma ümidi durursa, aman ha, çatışmalar sürsün, gözyaşları sürsün, analar ağlamaya devam etsin diye değil, o dünyanın en kıymetli şeyi analarımızın gözyaşı dursun diye. Bu parti artık daha fazla şehit gelmesin diye. Bu parti terör yüzünden, oradaki çatışmalar yüzünden, terör yüzünden, terörle mücadele yüzünden oraya hizmet etmemenin bahanesi kalmasın diye. Bu ülkedeki tüm vatandaşlar anayasadaki gibi fiilen de özgür olsun, özgür olduğunu hissetsin ve kendini bu milletin, bu ülkenin onurlu ve eşit vatandaşları görsün diye. Kürt kendini Türk'ten geri, Alevi kendini Sünni'den daha az eşit hissetmesin diye üstüne düşen ne varsa bunu cesaretle yapacak, kimsenin şüphesi olmasın. Ne Devlet Bey'in bizi hapsettiği yerde, ne demin Sayın Eş Genel Başkanı'nın bize işaret ettiği, istikamet verdiği yerde. Ne Devlet Bey'in korkularını sözde, endişelerini sözde haklı çıkaracak bir şey yaparız. Ne demin geçmişe bir takım referanslarla ortaya koyduğu güvensizlik üzerinden aman kendimizi birilerine beğendireceğiz diye olmadık bir şey yaparız. Biz Kürt'ün, Türk'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, kardeşliğinin, eşit yurttaşlığının ve bu Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan, Trakya'da yaşayan her ananın gözünün yaşının durması için üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız, cesaretle yaparız. Şimdi bir çağrı da bizden. Biz siyasetin kısır kavgalardan, şahsi tartışmalardan uzaklaşmasını, sadece milletin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz. Siyasi hattımızı da buna göre belirliyoruz. Milletin iradesiyle kavga etmiyor, milletin seçtikleriyle didişmeye girmek yerine milletin sorunlarını önlerine koyuyoruz. Ve bu milletin istediği kavga yerine diyaloğu, sorunlarının çözülmesi için artık sözün öne çıkmasını, sıkılı yumrukların açılmasını savunuyoruz. Bu milleti millet yapan değerler olduğu gibi bu milletin, bu ülkenin önemli günleri de var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bunlardan bir tanesi. Her sene olduğu gibi bu resmi törenlere katılacağız. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sözüne çok kıymet verdiği Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Bu sene Cumhuriyet resepsiyonunu Atatürk'ün vasiyetine rağmen, tüm yargı kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış, o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Çankaya Köşkü'nde yapın Cumhuriyet resepsiyonunu. O resepsiyona Çankaya Köşkü'nde yaptığınız takdirde göreceksiniz ki bu parlamentonun milletvekillerinin hepsi, partilerinin hepsi, siyasilerinin hepsi gelecek. Devlet Bey, mecliste gidip sıktığınız eli yine sıkacaksanız gelin Çankaya Köşkü'ne. Cumhuriyet'in, Atatürk'ün ve bu milletin gerçek evine, hepimizin ama hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın. 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan
bu milleti kurtarın. Cumhuriyet resepsiyonunun yapılmasını ve Çankaya Köşkü'nde yapılmasını Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a önemle ve kaçınmaması, bu memleketi kutuplaştıracak bir adım atmaması ümidiyle teklif ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.